Müjdemi isterim Ali abi. Ne olan? Ver bakayım şunu. Vallahi da vermem, billahi da vermem. Başı görmeden vermem. Bir 10 kağıdım var lan, ver. Al. Nasılsınız? Vallahi teşekkür ederim. Ya siz nasılsınız? Bu köy seninle iftar edecek Ali. Makamında fakir fukarayı kolla. Memur oldun diye rüşvet filan yemeyesin, sonra karışmam ha. Öpem ana. Ablanlara gidersin. Onlarda kalırsın belki de. Ablanla enişten yerler. Söyle Hacer'e mektup yazsın. Sen de yaz ha. Sen merak etme ana. Öpem. Berhudar ol evladım. Vatanına, milletine yararlı ol. Doğru yoldan ayrılırsan, harama el uzatırsan hakkımı helal etmem bilmiş. Merak etme baba. Yüzünü kara çıkarmam. Ver. Hadi. Eyvallah. Güle güle Ali. Güle güle. Güle güle Ali. Yolun açık olsun. Ayşe. Ayşe kız. Geldim dayı, geldim. Ayşe. Ayşe. Kız hangi evdeydin? Bulaşıkları yıkamamışsın daha. Şimdi. Hacer, namaz takem nerede? Ne bileyim ben be, bu evde de her şey benden soruluyor. Öf be, koş oraya koş buraya, yoruldum. Aman be. Aman ya. Buyur dayı. Azıcık yaşa. Söylelim mi yani? Hadi sen de yaşa. Yavrum sen ölürsen bana yaşamak haram. Tut bakayım. Hadi, ertesi gün başkasını bulursun sen. Yok canım, nerede? Şöyle dur. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kuzur yapma. Öptük, ne oldu? Utanmıyorsun değil mi? Çoluk çocuk içeride. Yakup gelirken bir deste iskambil kağıdı getiriver. Anne, karnım aç. Hadi git önlüğünü çıkar. Ayşe, Erol'un yemeğini veriver. Ben Hanife Hanımlara geçiyorum. Olur yenge. Canım ne güzel şey. Güzel de burası Hacer Hanım'ın evi değil mi? Evet, burası. Yakup Bey eniştem olur da. Öyle mi? He, yoklar mı? Yengem komşuda. Ben Yakup Bey'in kardeşinin kızıyım. Girsenize. Canım çıkmayın. Dışarıda ben beklerim. Yengem komşuda, ben haber verip hemen geleyim. Güzel kız değil mi? Sana ne ulan? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ayıp ayol. Burası dururken başka ev tutmak da ne oluyormuş? Bak şimdi ayıp ettik kayınço. Hiç yakışık aldı mı?
Avluda küçük bir odamız var. Kiraya veririz diyorduk. İyi, ben tutayım o zaman. Aa! İşte bu hiç olmaz. Olmazsa ben de kalmam. Burada yiyeceksem yemek masraflarına da katılırım. Oku bak bunun aklını bozmuş vallahi. Sen bu akılla gidersen kayınço. Ne demişler? Bedava sirke baldan tatlıdır. Biz sana bedava bal veriyoruz. Vallahi dediğim gibi olursa. Tamam ben işte. Neyse konuşuruz. Sen bir yerleş de hele. Köşeyi dönünce sen de beğenmezsin ya. Nasıl köşeyi? Sizin daire verimlidir. Hayvan değil ya bunlar. Sana da bir pay düşecek elbet. Ne payı? Bolu aslan payı şimdilik sana düşmez kayınço. Ama gözünü açarsan... ...ben müdüre söylerim. Benim iyi ahbabımdır. Gözümü açarsam... ...anlamıyorum. Ne yapacağım ki? Ya kayınço sen işletiyor musun bizi? Hadi be aman ilk günden oğlanın aklını karıştırma. Sen Ali'nin yatağını hazırla. Yok evet, zahmet çocuğum. Olmasın. Ne zahmeti? Zaten bir iş yaptı yok ki. Pardon. Sahiden yorulmuşum ya. Günaydın. Günaydın. Allah'a ısmarladık. Daha çok erken değil mi? Öyle mi? Bugün ilk gün de. Kim bu deli be sabahın köründe? Allah Allah! Sen buranın bekçisi değil misin? Odacısıyım. Yangın çıksa, bütün evraklar yansa haberin olmayacak. Yarım saattir kapı çalıyorum burada. Uyuyakalmışım efendim, af buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun müfettiş bey. Ben müfettiş değilim. Yeni muhasebe müdür yardımcısıyım. Tabii müfettiş bey, anladım. Mesai kaçta başlıyor burada? 8:30'da efendim. Peki nerede bunlar? Neredeyse gelirler efendim. Şöyle buyurun, buyurun müdür bey odasına buyurun müfettiş bey. Buyurun. Burası iyi. Bir çay yapayım size. İstemem. Sen önce şu üstünü başını düzelt. Baş üstüne müfettiş bey. Müdür bey. Kusura bakmayın. Sizi uyandırdım ama müfettiş geldi. Evet. Hoş geldiniz efendim. Ulan açıyorsun ama doğru söylüyorsun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz ama hepiniz biraz geç geldiniz. Efendim benim arabanın lastiği sabah birden aniden yolda patlayınca tabii ben de demek, bu yüzden... Arabanız da var. Yok, kayınpederini sabahleyin bana vermişti de. Efendim, üzerinize afiyet. Benim küçük biraz ishal olmuştu. Geçmiş olsun ama... ...görev her şeyin üstündedir arkadaşlar. Görev kutsaldır. İyi bir memur... ...davranışlarıyla, giyinişiyle... ...vatandaşa örnek olmalıdır, değil mi? Efendim, çok haklısınız efendim. Bakın bana... ...devletin şerefi, sorumluluğu... ...bizim omuzlarımızda, değil mi? Vatandaş bizlere büyük güven, saygı ve sevgi duymalıdır. Değil mi? Efendim hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Az hürmetler ederim efendim. Maşallah çok da gençsiniz. İlk görevim de efendim. Öyle mi? Anlaşılıyor efendim. Efendim üzerinize afiyet, dün biraz üşütmüşüm. Tabii onun ya, için... Ya öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şöyle odama buyurun lütfen. Buyurun. Siz buyurun efendim. İstirham ederim efendim, buyurun. Efendim, müdür bey, katiyen olmaz, önden siz buyurun. Ya bir memur nasıl olur? Ne kadar mütevazisiniz beyefendi. Beraber girelim. Müdür bey, rica etsem... Efendim, çay, kahve, gazoz ne emredersiniz? Mesai saatlerinde meşrubat içmem efendim. Ah, sürçülisan adet olmuş işte efendim. Buyurun beyefendi, buyurun. Şöyle oturun efendim, rica ederim. Siz İstirham oturun efendim, ben oturmayacağım. İstirham ederim beyefendi. Efendim, siz oturun. Ben de söz veriyorum, oturacağım. Nasıl olur beyefendi, istirham ederim, buyurun. Efendim. Efendim, nedense bizim daireye herkes dinle dolanmış.
Şikayet. Şikayet mektupları. Sizi temin ederim yalan efendim. İftira, nifak. Oturun efendim. Efendim sizden önce bir müfettiş bey, sizden iyi olmasınlar. Müfettiş mi? Efendim. Oturun. Tabii anlıyorum siz başkasınız ama biz sizi de memnun etmesini biliriz. Ben müfettiş değilim müdür bey. Müfettiş değil misiniz? Şaka yapmayın canım. Estağfurullah. Ne haddime. Ben muhasebe müdür yardımcısıyım. Bugün burada işe başlayacağım da. Bakın. Bakayım. Çık dışarı. Müdür bey. Çık dışarı. Çık dışarı. Ben... Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı lan. Ya ben müfettişim demedim ki. Selamun aleyküm. Sen ne yapıyorsun lan Kemal? Selamun aleyküm imam efendi. Aleyküm selam Yakup efendi. Vay efendim vay vay. Selam. Selammış. Selamun aleyküm desene zındık. Bir de banka müdürü olacak ha. Ah Yakup efendi ah neyse. Hadi Allah'a ısmarladık. Selametle imam efendi. Selamun aleyküm. Selam. Hadi lan. Aman efendim Allah ömürler versin hürmetleri ederim. Merhaba İsmail. İsmail mi? Ulan bu herif bir türlü adımı öğrenmedi gitti ha. Pih! Paranın gözü kör olsun. Selamün aleyküm Zahid. Gazete hazır mı? Hazır Yakup amca. Ver bakayım. Günaydın. Günaydın efendim. Selamün aleyküm öğretmen bey. Bir cumhuriyet. Bizim oğlanın öğretmeni. Çocukları da kendi gibi yetiştirecekse. Oho! Heh. Yakup amca, karıya bak. Nerede? Aha, gidiyor. O ne? Hmm, fıstık gibi maşallah. Ben bakmayayım, abdestim kaçar. Hadi eyvallah. Güle güle. Selamün aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Yahu bizim kayınço nerede? Bugün işe başlayacaktı. Yeni muavin mi Yakup bey? Defini arıyor. Ula kayınço, şşt. Ha enişte, buyur otur. Bunlar ne? Bu ne hal oğlum? Ya bunlar birikmiş. Vatandaşın işini geciktirmek olmaz. Boş ver, bu milletin işi biter mi? Vallahi yapılınca biter. Bizim millet beklemeye alışıktır. Sen düzeni bozmayacaksın. Yahu sana hoş geldine geldik. Bir çay da mı söylemeyeceksin bize? Ah buyur enişte. Mesai saatinde çay içmek yönetmeliğe aykırıdır. İyi. Yönetmenin suyunu sıkar, akşama zıkkımlanırsın. Evet çaylar. Buyur abi. Buyurun. Buyur abicim. Çay? İstemez. Mesai saatinde çay içmek yasak. Bilmiyor musun? Ha? Ulan ne adam be? Aman mirim, üstadım. Mıh, şükür görüştürene. Nerelerdesin birader? Ya dert bir değil ki, koşturup duruyoruz işte. Geç, geç şöyle. Yahu şu bizim cami işinde huzursuzluk başladı. Şöyle bir temel atıp iki kurban kessek iş yatışırdı ya. Atmaya atarız da. Boyacı küpü değil ya bu canım. Koskoca Allah'ın camisi. Benden söylemesi. Olağanüstü genel kurul isteyeceklermiş. Aa, sen onları biraz daha oyalamaya bak. Yahu bizim kayınço nasıl? Kayınço mu? Şu yeni gelen. Ha. Bir kusur mu işledi yoksa? Baksana hayvan gibi çalışıyor. İlk günden dairenin düzenini bozdu. Memur kısmının bu kadar çalıştığı görülmüş mü canım? Meraklanma. Yakında soluğu tükenir. O da sütçü peygirine döner. Bir de bu sabah müfettiş süsü vermiş kendisine. Herkesin eli ayağı dolaştı. Olmaz ki canım. Herkes haddini bilsin. Şunu hemen havale ederseniz bugün sonucu almamız lazım da.
Para unutmuşsunuz içinde. Sizin. Benim mi? Niye? Bizden bir rakı içersiniz canım. Yani şimdi siz bana... Ha, anladım. Rüşvet bu. Canım, hizmetinize karşılık. Size hizmet etmek benim görevim. Devlet bunun için bana para veriyor. Canım, o parayla bu zamanda geçinmek... Rüşvet verdiniz. Yani namussuz dediniz bana. Ben öyle bir şey demedim. Ben bu beye namussuz dedim mi Allah aşkına söyleyin. Para vermekle namussuz demiş oldunuz bana. Ne oluyor yine? Bana rüşvet teklif etti sayın müdürüm. Yahu müdür bey, bunu nereden buldunuz? Affedersiniz Rıza bey, daha acemi. Yeni, öğrenecek. Keşke doğrudan bana gelseydiniz. Rıza bey'in işini halledin. Başüstüne efendim. Çocuklar işinizi hallederken biz içeride bir çay içelim Rıza bey. Yahu sen çıldırdın mı kayınço? Devletin şerefli bir memuruna nasıl rüşvet teklif eder? Polise vereceğim onu, davacıyım. Yahu dur, gel bakayım. Sen bu akıllı adam olmasın ha, tövbe tövbe. Koskoca eşraftan Rıza bey'e yapılır mı bu? Adamın gönlünden kopmuş veriyor. 500 de verir, 1000 de. Ne olacak? Nasıl verir enişte? Verir. Adam pere bebesi. Sen teşekkür edeceksin de. Ne zahmet ettin canım, ben yapardım. Ne zahmeti? Çoktan mı? Ne dedin? Çoktan mı dedim. Ne çoktan mı? Buradasınız yani. Yok, 2 ay oldu. Annem ölünce mecburen... Başın sağ olsun. Yakup Bey dayım olur. Biz Kilisliyiz. Babam önce İstanbul'a çalışmaya gitmişti. Oradan Almanya'ya gitmiş, bir daha dönmedi. Mecburi buraya geldim. Dayım deli doludur ama iyidir. Öyle. Yaman adam. Ben çocuktum. Bizim köyün jandarma karakoluna geldi onbaşı olarak. Hacer de babamın ilk karısından. Nasıl olduysa Yakup'un askerliği bitmeden evlendiler. Bu Hacer ablam da köyde yaşayacak kız değildi. Gözü hep yükseklerdedir. İyi anlaşıyorlar. Öyle. Ne çok kitabın var. Hepsini okudun mu? Okudum sayılır. Daha bunlar ne çoğu köyde kaldı. Bir evim olursa ileride. Olur, niye olmasın? Kaça kadar okudun? Babam aklına takmış illa okuyup memur olacaksın diye. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdim. Ben dedim bu kavalı görünce ne bileyim. Bu kravatlı çoban da neyin nesi dedin değil mi? Yok, onu demek istemedim. Yalan değil, doğru. Bu yaz yine çobanlık yaptım köyde. Doğayı çok severim ben. Açıklık, kırlar, çiçekler. Kendinle baş başa kalırsın. Düşünürsün. Sana biraz çalayım mı? Gördün mü? Nasıl tanıdı? Ayşe! Ayşe neredesin kız? Ben gideyim. Ne diyorsun kuzucuk? Çok iyi kız değil mi? Bu kadar güzel olmasa daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir de şu surata bak. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Az biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak pek bir şey kalmadı Temel Bey. Canım, Belçu da vardı. Gel hele, gel. Senin bugün bir telaşın var Ali Bey. Yok. Çok sıkıştım da. Sıkıştınsa kıvranacağına tuvalete gitsene. Mesai saati bitsin. Ama bir devlet memuru altına işerse, değil mi ya? Biraz ayıp. O da doğru ya. O adam müdür filan olursa yanında çalışanların vay haline. Al bakayım bunu, sok çabuğunu. Ne yapıyorsun be, çekilin cebimden. Bu ne? Görmüşsün. Para değil mi bu? Para ne olacak?
dişine başın belaya sokma. Rüşvet yedim. İtiraf et. Yedimse ben yedim. Sana ne? Uşaklar ayıptır. Bugün ona gelin sağda. Bana ha, bana da. Ulan polise vereceğim ikinizi de. Ne olur? Polise ne? Vereceğim. Bu adam rüşvet veriyor. Bu da rüşvet diyor. Bakın şu paralara. Benim param bu. Temel Bey'den alacağım vardı. Onu getirmiş müdür bey. Utanmıyor musun iftira etmeye? Müdür bey gözümle gördüm. Cebine sokuyordu. Sana ne? Adam istediği yere sokar. Sokamaz, yatalar var. Bana bak, düzeni bozmaya devam edersen sen kaybedersin. Müdür bey, ben bu memleketi... Sen mi kaldın bu memleketi kurtaracak be? Bozguncu musun ne? Bak, bu son olsun. Aklını başına topla, yoksa karışmam. O geldiğinden beri dairenin bütün düzeni bozuldu. Ağzımızın tadı kaçtı vallahi. Yapma ya. Bu kadar da namuslu olunmaz ki canım. Haksız mıyım Allah aşkına? Haklısın birader. Sen istemiyorsan yemezsin. Heh. Başkasının işine ne karışıyorsun? Kadmerli enayi ha. Neymiş namus? Namus dedin de aklıma geldi Yakup Bey. Bu cami yaptırma derneğinde dedikodular çoğaldı. E gene ne var? Derneğin bütün parası senin hesabında yatıyor. Üyeler tedirgin. Olağanüstü genel kurul için imza toplayacaklarmış. Yok ya. Vallahi. Bana da geldiler. Vallahi imzalamak zorunda kaldım. Benim alnım açık arkadaş. Çiğ süt emmedim ki karnım ağrısın. Ben seni bilmez miyim Yakup Bey? Yalnız bu hesabı hiç değilse iki imzayla çekilebilecek hale getirsek. Bu iki imza seninkiyle benimki olacak değil mi? Mesela tabii yani anlıyorsun değil mi? Anlamaz olur muyum? Yarın sabah 9'da Panka'da buluşuruz seninle. Tabii senin kayınço daireye geç geldik diye bize de kızmazsa iyi. Kimseye açmayacaksın. Ne oldu dayı? Ali geldi mi? Odasında. Şşt! Git onu da çağır. Konuşacaklarımız var. Işığı söndürün. Geldiler mi? Kim geliyor ya? Ya gene kaçmamız lazım. Gene göçmemiz lazım. Ne oldu enişte? Ali kardeşim. Ablanla evlendiğimizden beri şehir şehir dolaşıp dururuz biliyorsun. Biliyorum. Ne olmuş? Ne olmuşu var mı ulan? İnsan durup dururken dolaşır mı? Dolaşmaz. Sen niye dolaşıyorsun? He? Yahu sizi üzmemek için anlatmadım bugüne kadar. Ablam biliyor. Kan davasından kaçıyoruz ya. Kan davası mı? Hasmımız kim? Benim hasımlarım. Bugün gördüm. İzimizi bulmuşlar. Hasmımız kim dayı? Kimi? Dönmez oraları. Ya bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Tamam. Polise gidelim. Yok lan. Gene kaçmaktan başka çaremiz yok. Bu gece bu şehri terk edeceğiz karıcığım. Çabuk. Hemen bu kamyon geliyor. Aceleyle eşyaları toplayalım. Hadi. Şşt. Yük daha bir pahada ağır ne varsa getirin. Başka bir şey kalmadı. Tamam. Gel bakayım. Hadi hakkını helal et kayınço. Yahu helal olsun da nereye gideceksiniz şimdi? Vallahi bilmiyorum. Emin bir yer bulunca köye yazarım. Peki bu ev ne olacak? Sen ne olsun lan? Allah'a emanet ol Ayşe. Allah'a mı? Hadi Allah'a ısmarladık Ali. Sakın kimseye bir şey deme. Yürü kız. Hadi kız Allah'a ısmarladık. Ya söylemem de. Yürü yürü Yakup. Ben hadi, şaştım hiç, kaldım hiç. Bu gidişe. Dayı, dayı ben ne olacağım? Ali halana yollarsan. Halama mı? Halan nerede? Halam öleli 12 yıl oldu. 12 yıl mı? Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Neyse, hiç olmazsa bu akşamlık başımızı sokacak bir yerimiz var. Thank you.
İyi geceler. İyi geceler. Kuzucuk gitti, biz yine yalnız kaldık. Ulan Ali çok korkaksın be. Akşam için bir şeyler alırsın eve. Müdür bey seni istiyor. Gel. Günaydın sayın müdürüm. Beni neden çağırdığınızı biliyorum sayın müdürüm. Memleketi düzeltmek bana mı kaldı siz büyüklerim dururken, değil mi? Size söz veriyorum, bundan sonra gözlerimi kaparım, vazife... Halim Bey'in ruhsat işi efendim. Halim Bey? Sizinle görüşmüşler. Ha, tamam tamam. Bunu imzalayamazsınız. Bırak elimi, ama yasal değil bu. Dur ya, gayrimeşru kazanç sağlamış olacaksınız. Bırak elimi be adam! Tüh be! Karışmayacaktın değil mi? Özür dilerim sayın müdürüm. Ulan başımın belası mısın sen be? Başımın belası mısın? Ya sabır, ya sabır! İmzalayacak mısınız efendim? Defol git! Sen dur! Çabuk o enişten olacak adamı çağır buraya. Baş! Eniştem yok sayın müdürüm. Yok mu? Nasıl yok? Sayın müdürüm... Neyse siz yabancı değilsiniz. Aramızda kalsın. Kan davalıları izini bulmuşlar. Dün gece toparlanıp gittiler. Ulan nasıl gider? Gidemez ulan! Gidemez ulan! Paralar nerede? Çabuk söyleyin ulan! Paralar nerede? Müdürüm. Ulan gidemez! Gitti! Boğuluyorum! Ulan çabuk söyle! Boğuluyorum! Ulan sayın müdürüm! Ulan çabuk söyle diyorum sana! Paralar nerede? Polis çağırın! Ulan çabuk polis çağırın! Anlattıklarımın dışında olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Evet, hiçbir bilgimiz yoktur. Bize de bir şey söylemedi. İmzala. Şurayı. Kimi aradınız? Yakup kaçmış diyorlar, öyle mi? Öyle. Dün gece gittiler. Sen kimsin peki? Ben Yakup Bey'in kayınbiraderi olurum. Peki sen kimsin amca? Ben buranın mal sahibiyim. 3 aylık kira borcu vardı. Alacağımı hemen isterim, bir. Canım bir çaresini bulur öderim. İkincisi, bu hanım karın mı oluyor? Yok değil. Hanım Yakup Bey'in yeğeni olur. Şimdi ikiniz mi oturacaksınız bu evde? Kirayı ödeyin, sonra da hemen evimden çıkın. Anlaşıldı mı? Neden çıkalım? Ne oldu ki? Ben pezevenk değilim. Anlaşıldı mı? Doğru konuşsana amca, ne biçim laf o? Senin amcan mamcan da değilim. Benim evimde nikahsız oturulmaz. Ben namuslu, şerefli bir adamım. Anlaşıldı mı? Ulan peki biz namuslu, şerefli mi? Sen ne pis adamsın ulan? Çık dışarı! Çık dışarı lan! Bok herif! Ne yapalım? Adam değil işte. Ya bu yaşa gelmiş ama hayvanın teki.
Nasıl söyler? Demek böyle düşünecek herkes. Ne bilsinler? Belki biz de onun yerinde olsak. Ben öyle düşünmem. Neyse, yarın ben başka bir ev ararım kendime. Sen otur. Ben ne yaparım bir başıma burada? Ben giderim. Nereye gidersin ki? Bilmem. Çalışırım olmazsa. Ne var, herkes çalışıyor. Ayşe. He? Bir şey mi diyeceksin? Yok. Hiç. Sen söyle Allah aşkına. Beni ne yapsın bu maaşla bu surat? Şimdi seni seviyorum desem, diyebilsem. Diyemem ya biliyorsun. Seninle evlenelim desem, onu da diyemem. Nerede bende olur? Hadi söyledim diyelim. O da kabul et. Etmez. Hadi etti diyelim. Neden kabul eder? Çaresiz olduğu için kabul eder. Yok etmez. Kendini kandırma oğlum. O kadar güzel ki. O kadar iyi ki. Sonra ben kızın kısmetini ne diye kapatayım, değil mi kızım? Daha iyi bir kısmeti çıkar. Daha doğru dürüst birine ne denir? Üstelik bir de kabul etmezsin. Ali? Hı? Sen burada mıydın? Benimle evlenir misin Ali? Çaresizlikten değil, söyle. Gerçekten evlenir misin benimle? Hı? Kuzucuğum. Evlenmek için aslında az değil aldığımız maaş. Üniversite mezunları 19.850 lirayla işe başlıyor. O kadar çok para geçiyor mu eline? Yok. Pek geçmez. Niye geçmiyor? 4.350 lira gelir vergisi. 1.635 lira emekli keseneği. 249 lira mali denge vergisi. Neyse. 79 lira pul kesilir. Sonra yardımlaşma sandığına kesilir de kesilir. Ne kaldı geriye peki? 13.000 lira filan. Olmazsa ben de çalışırım. Akşam kız sana tokulunun dikiş bölümünü bitirdim. Pekala konu komşuya dikiş dikebilirim. Yalnız çok önemli bir konu var. Çocuk doğunca çalışamazsın. Para kazanmak önemli değil. Parayı harcamak önemli derler. Dikkatle harcarsan. Doğru. Ya sen hiç berbere gider misin? Öteki kadınlar gibi. Yo, niye gideyim? Ben 3 ayda bir gitsem de olur. Gitme, ben tıraş ederim seni. Sahi mi? Yaşa be. 3 ayda 150'şer liradan, yılda... Boş ver. Ayağımızı yorganımıza göre uzatırız. Ne kadar zor bir gündü. Ne kadar da güzel. Ben senin yatağını yapayım. Ulan ne iş be? Ayşe? He? Parmağını uzat hele. Hangisini? Ne olacak? Yüzük ölçüsü alacağım da. Tamam. Şimdi sen benim parmağımın ölçüsünü al. Tamam. Yarın yüzükleri ısmarlarız. İyi geceler. İyi geceler kuzucuğum. Kal desem kalır mıydı acaba? Niye kalmasın ki? O teklif edecek değil ya. Ulan niye bu kadar korkağım ben?
Günaydın beyler. Nasılsınız? Günaydın. 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 Günaydın Ali Bey. Ne güzel bir gün değil mi? Yaşamak çok güzel şey arkadaşlar. Günaydın Haydar Bey. Günaydın. Herkese benden çay söyle. Müdür Bey sizi çağırıyor. Günaydın Sayın Müdürüm. Ne güzel bir gün değil mi? Nasılsınız? İşinize son verildi Ali Bey. Anlamadım. Dairemizin çalışma düzenine uyamadığınız için işinize son verilmiştir. Anladınız mı? Düzene uymadığım için. Anladım. Arayan olursa eve gidiyorum Faruk. Sabah geç kalma ha. Olur abi. Malbora, evet abi Malbora var, Malbora, sigara Malbora, Malbora isteyen var mı abicim? Zırlama diyorum. Zırlama, zırlama bak bir rahat çalıştırtıyor musun insanı? Sus! Yaramazlık etme vallahi gebertirim. Bırak bana, sen Dürdane Hanım'a bak. Ah şu benim saçlarım be Hacer abla, bir türlü olmuyor. Sen meraklanma, bu mahallede kime saç yaptıysam koca buldu. Ben evliyim abla. İkinciyi bulursun fena mı? Hayat zor. Bu zamanda tek koca yetmiyor. Allah cezanızı verir inşallah ya Rabbim sen bana sabır ver. Ne ağlatıyorsun lan çocuğu? Ne vuruyorsun be? Lan cezaları yeter mi? Gel sen buraya gel. Bıktım vallahi usandım ikinizden de bıktım. Ulan bu ne batırdı be? Hacer anandan mektup geldi. İyi. Oku da dinleyeyim. Artık şu gece kurslarına gitsen de okuma öğrensen iyi olacak. Ya Ali gibi aklın mı karıştı? Orası da doğru ya. Senin Ali gene işsiz kalmış. Bak baban ne diyor. Ali'yi dürüstlüğü yüzünden girdiği 5. işten de attılar. Karısıyla beraber 15 gündür köyde kalıyorlar. Bizim Ali'ye harama el sürme demekle en büyük kötülüğü ben ettim. Artık buralarda iş bulmasının mümkünü yok. Bu kadar okumuş adam köyde oturup da ne yapacak? Bitti, bitti. Aman! Ali'ye İstanbul'da iş bulmamızı istiyor. Çağıralım gelsinler. Senin bir adama ihtiyacın var. Ayşe de bana yardım eder. Yoo, bu olmaz işte. Herif namus namus diye 3 günde başımızı belaya sokar. Ne olur, aklı başına gelmiştir belki de. Yazık, çağıralım gelsin. Dur bakalım, işte. Dur bakalım. Gel babana. Baba, bugünkü hesap. E, 30 Marlboro. 250 lira çaldın değil mi? Şöyle şey. Hırkız. Kime çekmiş bu oğlan? Hey kayıncı, hoş gelmişsin. Hoş bulduk enişte. Hoş geldik kız. O ne? Kaç aylık? 7. Hadi eşyalarınızı alalım, Hacer ablanın gözü yoldadır. Yahu hepsi yalan, hepsi iftira. Cami paraları senin müdürün hesabındaydı. Ben kaçmak zorunda kalınca... Tabii namuslu senin paraların üstüne yatmak için... Anlıyorsun değil mi kayınço? Enişten en çok da sana üzüldü Ali'cim. İnsan eniştesinin dolandırıcı olduğuna inanır mı hiç? Ne bilelim abla? Rahmet oldu yenge, ben yapardım. Şu surata bir bak hele, hele şu saflığa. Yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Bu surattan dolandırıcı çıkar mı be? Estağfurullah. Bilemedik. Bizim başımıza gelen de hep dürüstlüğümüz yüzünden gelmedi mi? Vallahi dürüstlük iyi hoş da sen işin ölçüsünü biraz kaçırdın. Bak bu doğru. Sana mı kaldı dünyayı düzeltmek? Öyle ama dayanamıyorum işte. Bir haksızlık görünce... Of dünya kötü kötü. Etraf dürüst olmayınca Ali suçluymuş gibi göze batıyor hemen. Dürüst olduğumu...
namuslu olduğumu etrafa belli etmemeye çalışırım. Ne yapalım? Merak etmeyin. Ali ne iş yapacak dayı? İş buldum diye yazmıştım. 3-5 tüccarla, esnafla konuştum. Onların defterlerini tutar şimdilik. Bu arada daha iyi bir iş ararız. Şöyle lacivertli, kravatlı falan iş. Değil mi kayınço? İlk maaşını alınca bir ev kiralayalım. Hiç kendi evimiz olmadı. Tek odada olsa bir evimiz. 3-5 parça eşyamız olsun istiyorum. Evlendiğinden beri hiç gün görmedim kuzucuğum. Üzülme ne olur, daha genciz. Gelirken baktım da İstanbul ne kadar büyük değil mi? Bak şuraya yazıyorum. Her şey yoluna girecek. Kuzucuk söyledi dersin. İyi muz. Bak oğlum, sen benden daha iyi bilirsin ya. İyi muhasebeci kimdir? Söyle bakayım. İyi muhasebeci... İyi muhasebeci hesabı kitabına uydurup bana vergi ödetmeyendir. Benim hesabım böyle, anlaştık mı? İşler nasıl gidiyor bey baba? İyi. Niye sordun? Kazanıyorsunuz yani. Kazanmasam burada işim ne oğlum? Öyleyse vergisini vereceksiniz kazancınızın. Yoksa devlet vatandaşa nasıl hizmet götürür? Bu koca çark nasıl döner? Değil mi? Geceleri vicdanınız rahat mışıl mışıl uyumak istiyorsanız. Başımı yastığa koyar koymaz uyurum. Sana da iyi uykular dilerim. Hadi bakalım güle güle. Şaştım kaldım kuzucuğum. 4 yer dolaştım. Hepsi de vergi kaçırma peşinde. Ya bu memleket nasıl batmıyor be? Bilmem. Namuslu bir vatandaş olduğumu belli etmemeye çalıştım ama... Hırsızlık, uğursuzluk daha zor zannederdim. Namuslu olmak daha zormuş. Dur bakalım. Dün bir, bugün iki. Koca İstanbul'da senin gibi birine iş mi bulunmaz? Bulunur. Bulunur değil mi? Gel. İş ilanlarına bakalım. Bak Ali. He? Belediyeye 46 memur alınacakmış. İmtihanla diyor. İmtihanlaysa sen kazanırsın. Kazanırım değil mi kızıcığım? İmtihanlaysa kazanırım. Kardeş beni buraya gönderdiler ama yanlış mı geldim acaba? Yok doğru geldim. Ama burası maç salonu değil mi? Ben maça gelmedim ki. 46 memurluk için 4159 kişi müracaat edince imtihanı çaresiz buraya almışlar tabii. Ben vazgeçtim, sen istersen gir. Dikkat, dikkat! Temizlik işleri için 15 kişi alınacaktır. Taliplerin imtihan alanına gelmeleri rica olunur. Dikkat, dikkat! Temizlik işleri için 15 kişi alınacaktır. Taliplerin imtihan alanına gelmeleri rica olunur. Hanım şuna bak, Allah'ını seversen. 4159 enayi. Basket maçı mı? Ulan karı, her şeyi öğrendin, şu okumayı öğrenmedin ha. Hemen. Oksan'ı merak ettim. Oksan ne yazıyor? Dur ya. Kayınço, sakın bu imtihanı nasıl kaçırdım diye üzülüyor olmuyor sen. Ayol merak ettim, sussana herif. Sus. İstanbul Belediyesi'ne alınacak 46 memur için 4159 kişi başvurunca... 4159 kişi başvurunca imtihanı spor salonuna almışlar. Ha vallahi işte basket maçı gibi. 4159 enayi. Kayınço sen kusura kalma ha. İstanbul gibi yerde memur olmak için uğraşanlara vallahi enayi denir. Hadi şerefe. Şerefe. Aa, oğlan enayi lafına alındı galiba. Bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı. Bakabilir miyim kardeş? Tabii. ...5688 lira...
5688 üniversite mezunu. Buyur kardeş. Dönüşte ağdalık malzeme ile vazelin getiriver. Bu Rıfkı da karısı jilet duğrana kaçalı bir tuhaf oldu. Bu akşam köye, oradan da Libya'ya gidecek diyorlar. Hele dur bakayım. Rıfkı! Rıfkı! Merhaba. Merhaba. Libya'ya gidiyor musun ha? Sana ne? Nereye gidersem giderim. Hayır, gidiyorsan dedim, senin ev eşyasıyla kirayı verelim. Boş duracağına. İstemez. Boş dursun. Kirayı da köye anana yollarız, fena mı? Şunun şurasında bunca yıllık komşuyuz. Bir hayrımız dokuzu değil mi ya? Ulan senden gelecek hayır Allah'tan gelsin be. Benden uzak dur yeter. Ulan bu ne surat? Karını ben mi kaçırdım? Ulan Yakup senin... Tamam. Ne halin varsa gör. Dürzü. Ulan ben de sana oyun oynamazsam, aha işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bey amca. Hadi sen git oyna yavrum. Memursunuz galiba. Nereden anladınız? 40 yıl devlet hizmetinde bulundum. Tanımaz mıyım? Demek alnımızda yazıyor bey amca. Yazıyor ya. Şimdi de yeni bir memuriyet arıyorsunuz değil mi? Öyle. Memuriyetten vazgeçin. Vallahi çok şakacısınız. Şaka yapmıyorum. Biz memurlar çoğumuz aptalızdır. Altımıza bir koltuk, önümüze bir masa verdiler mi? Takvim, kalemlik, sümen. Hele bir de mühür elimize geçirdik mi? Kendimizi bir şey sanırız. Bana sorarsanız hammallık yapın, hıyar satın daha iyi. Hıyar miyar derken belki de köşeyi dönersiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Hıyar sat memurluk yapacağına. Hıyar sat. Duydun mu? Hıyar sat daha iyi. Size de bayağı yük oluyoruz. Dayım bize bir yer bulsa da çıksak. Ev küçük olmasaydı. Haklısın tabii. Yarın doğum da yapacaksın. Şu Ali bir iş bulabilseydi. Herkes neler yapıyor şekerim? Bunun kanına bizim köydekiler girdi. İlle okuyup büyük adam olacak. Laf da dinlemiyor ki. Düşeş, mars oluyorsun baba. Fazla konuşma. Tuzak tutuyorsun eşşol eşek. Bir daha seninle tavla oynayanın ağzının orta yerine. Tövbe tövbe. Nasıl olsun? Hoş geldin. Hoş buldum. Sen bu akıllar gidersen kayınço, anlarsın ya, daha çok gider gelirsin. Size de çok yük olduk enişte. Canım, o nasıl söz? Burası sizin eviniz yok. Yengemle de konuştuk demin. Çocuk doğunca zor olacak. Ayrı bir ev olsa, küçük bir dikiş makinesi uydursak, konuya komşuya dikiş dikerdim. Aa bak! Rıfkı'nın karısının makinesi vardı. Keşke makinayı biz alıverseydik. Verir mi? Bak, Rıfkı gidiyor. Sorsana Yakup, belki satar. Gerek yok canım. Anahtarı bana bıraktı zaten. Kiraya vereyim diye. İyi ya, biz tutalım. Makine de var diyor yenge. Eşya da var değil mi? Var. Var da yalnız. Ne var dayı? Kirayı anasına yollayacağız. Sonra birkaç aylık peşin isterdi. Ne kadar kirası? Valla Rıfkı 10.000 isterdi ama... Hadi siz 5.000 verin yeter. Tutalım Ali. Nasıl tutacağız? Ne tutarsa kiraya sayarsın dayı. O zamana kadar nasılsa Ali de kendine göre bir iş bulur elbet. Canım ne gereği vardı şimdi? Kaç ayar bunlar? Bakayım. Ay çok güzel. Çok yakıştı. Ben de dursun. Ayşe'ye veririm sonra. Hanım sen de hüt dedin toktun. Hadi kaçma. Ne zaman taşınırız? Ben bir anahtarı uydurayım. Şey yani, Rıfkı'nın verdiği anahtarı bulup da kapıya uydurayım. İsterseniz bu geceden tez yok taşınabilirsiniz. Ev bizim. Oh be, bunu da açtık işte. Buyurun efendim, yeni evinize hoş geldiniz. İşte koskoca ev. Güle güle oturun, tamam mı? Hanım, biz gidelim.
Bunlar hiç boş boşa kalmadı. Ayşe, sabah dükkanı açıp temizlersin. Olur yenge. Gördün mü? Nereden bilecekler dikiş diktiğini? Kapıya bir tabela asarız. Diplomalı terzi. Aman diplomalı deme. Diplomalıdan, okumuş adamdan kuşku duyuyor değil mi herkes? Seni üzmek için söylemedim. Ya bıraksana şunu. Burası yatak odası gibi. Şuraya bir perde asarız. Aa! Buzdolabı bile var. Aa! Şuna bak. Anneler için kitap bile var. Anne olacak kadın için önce iyi bir moral şarttır. Kahvaltınızı yatakta yapın ve 15 dakikanızı güzelliğinize ayırın. Ya bunlar alay mı ediyor bizle? Dinle. Yüzünüzü temizlemek için bir hidroton kullanabilirsiniz. Ver bakayım şunu. Gebe bir kadının çok iyi beslenmesi gerekiyor. Gebe bir kadın süt, yumurta, et ve balıkla beslenmek zorundadır. Moralim bozuluyor. Çocuğun beslenmesi, proteinler, vitaminler, mineraller. Vallahi biz bu kitaba inanırsak bizim çocuk doğmaz. Doğsa da 3 günde ölür. Allah korusun. Sen bu yazılanlarla mı büyüdün? Ben bulgurla, soğanla, ayranla büyüdüm. Of be, of be! Of be, of be! Keçileri kaçıracağım be! Keçileri kaçıracağım be! Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun kız? Kız delendin mi sen? Kız delendin mi sen? Yahu oyunun sırası mı şimdi hazır ciddi ciddi sinirleniyorken? Yahu oyunun sırası mı şimdi hazır ciddi ciddi sinirleniyorken? Yahu oyunun sırası mı? Oyunun sırası! Başka çaremiz var mı? Vallahi oynamaktan başka çaremiz yok. Oynamaktan başka çaremiz yok. Hayda! Bir tek dilimi tek. Abla, bir oğlum oldu. İyi, gözün aydın. Oğlum, İşimi bitireyim gelirim Allah şimdi. Allah bağışlasın. Sağ ol bacı. Abla. Ne? Abla, kurban hiç paramız kalmadı. Ebeye sen verirsin. İyi, peki peki, veririm. Girsene oğlum. Korkuyorum teyze. Korkacak ne var? Bir avuç oğlan. Korkma yemez seni. Hadi gir içeri. Hadi. Bu. Şimdi benim oğlum değil mi? Adını ne koyalım? Çocuk, aileye bereket, uğur getirirmiş derler. Oğlanın adı Uğur olsun. Uğur. Tek tek meyve alamam mı? Birer tane. Alırsın tabii. Niye almayacakmışsın ki? 2 tane elma ver, 1 portakal, 1 muz. Yok, muzu boş ver. 100 gram erik ver.
Bu ne? Hangisi? Ha, mimarlık diplomam. Aslında mimarım ben. Mimar mı? İnsanlar utansın diye astım ama kimsenin fark ettiği yok. İlk sen fark ettin. Ben de iktisadi ticari ilimler mezunuyum. 6 aydır bir iş aradım. Yok. Vallahi kardeş, bir araba uydurup hıyar satsan memurluktan iyidir. Ne kadar? 100 lira ver yeter. Sağ ol kardeş. Allah kolaylık versin. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya o arabalar kaçadır? Yapacak mısın? Yok, öyle bir sordum. Karar verirsen bana gel, sana yardım ederim. Sağ ol kardeş, eyvallah. Hadi güle güle. Diplomalı hıyarcı geldi. Evet, diplomalı hıyarcı. Diplomalı hıyarcı. Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Evet, Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Evet, diplomalı hıyarcı. Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Evet, Kurban'da. Evet abiler, buyurun. Diplomalı hıyarcı geldi. Geliyorum. Ne oldu? Yoksa? İş buldum. Avans aldım. Dahi mi? Nerede? Ne işi? Büyük bir firmada muhasebecilik. Sen bir şey kokuyorsun. Ne kokuyorum? Taze hıyar kokuyorsun. Ben mi? Ne münasebet? Hıyar. Allah Allah. Hıyar da nereden çıktı? Çok mu kötü? Çok güzel kokuyor. İşte hıyar. Ah, akşama bir cacık yapayım bari. Oğlum, senin baban hıyar mı? Hıyar gibi mi kokuyorum? Evet, Turfan'da, Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Evet, diplomalı hıyarcı, diplomalı hıyarcı. Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Turfan'da abiler. Evet, Çengelköy'ün hıyarı geldi. Diplomalı hıyarcı. Evet abiler, buyurun. Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Evet, diplomalı hıyarcı. Buyurun abiler. Ne yapıyorsun burada sen? Abi görmüyor musun? Hıyar satıyorum. Taze taze, Turfan'da. İsterseniz size de birer tane soyayım. Yani bizimle dalga mı geçiyorsun be? Aman abi, estağfurullah. Hem suçlu hem güçlü. Abi. Bana bak. Abiler gözünüzü seveyim, ne yap? Yasak olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyor musun ha? Şimdi görürsün seni. Görürsün seni. Abiler, hıyarlar ekmek parası. Ali! Ali! Sana yalan söyledim kuzucuğum. Sana yalan söyledim. Anne! Anne! Dağılın bakayım, dağılın, dağılın. Hadi açalım bakalım. Boşaltın burayı, dağılın. Niye yaptılar bunu, niye? Onlar da memur. Söyleselerdi, ceza kesselerdi. Ali ne olur yeter, çalışma, ben çalışırım. Ah, ben bittim. İnsanların yüzüne nasıl bakarım? Bizim alnımız açık Ali, onlar utansın. Umudumuzu yitirmeyelim. Ne olur. Vallahi sen olmasan dayanamazdım. Sağ ol, sağ ol. Kim o? Ha? Kim o? Aa! Ne yapıyorsunuz lan burada? Sen ne yapıyorsun abi?
Demek terzi numarasıyla randevu mu ulan burası? Abi bağırma, burası yatak odası. Hanım var, çocuk var, ayıptır. Ne işiniz var lan benim evimde? Defolun hadi. Ya biz burayı kiraladık kardeşim. Yahu benim evimi kim kiraya verdi sana be? Eniştem kiraladı. Kimmiş senin enişte? Yahu sen Yakup'a buranın anahtarını verip kiraya ver demedin mi? Ben Yakup'a mı dedim? He Yakup'a! Kirayı da köve anama yollayın demişsin. Ben Yakup'a demişim he! He Yakup'a! Başlarım şimdi senin Yakup'undan. Çabuk defol evinden dışarı. Ulan Yakup! Ulan Yakup! Ne yapacağız? Ulan Yakup! Ulan Yakup aç kapıyı! Çık dışarı namuslu seni! Ulan Yakup gel buraya! Gel buraya da göstereyim sana! Ulan namuslu seni! Vay Rıfkıcığım, ya insan geliyorum diye bir telgraf çekmez mi? Seni karşılardık ya! Çek biz ellerini üstünden! Ne oldu, sen Araplara mı kızdın? Allah Allah, sıcak başına vurmuş. Libya'yı beğenmedin mi? Hadi toparlanıp çıkalım. Peki biz niye her seferinde inanıyoruz bu namussuz enişteme? Aptallığınızdan değil ki Ali. Çaresizliğimizden. Sen de bir tuhafsın be kayınço. Bana mı inanıyorsun o deli pezevenge mi? Yahu ben manyak mıyım, başkasının evine sizi sokayım da dertsiz başıma dert açayım? Hem mesele erse daha alatını buluruz. Yahu burası da sizin eviniz değil mi? Aman aman. Maşallah bu ne kadar büyümüş böyle. Hanım kalk da buna bir salıncak kuralım, günahtır ya. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Ya Rabbim ya Resulüm. Allah topunuzun cezasını versin. Beyefendi zarfı unuttunuz. Otuz dokuz, kırk, kırk bir, kırk iki. Ben yanlış saymadım değil mi? 1.242.000 lira. Peki ne düşünüyor hala bu? Sır! Çekelim her şunu. Siz kaybedersiniz, bunu en iyisi ben saklayayım. Ben bankaya yatırırım dayı. Hı? Bankaya yatıralım değil mi Ali? Ah, şimdi bu para bende olsaydı neler neler yapardım. Şöyle kocaman pırlanta bir yüzük, bir de kül kalırdım. Mineye de bir dadı tutardım. Tam otomatik bir de çamaşır makinesi alır, konu komşuyu çatır çatır çatlatırdım. Hanım palavrayı bırak da şu kayınçoyla olan hesabımızı getir. Hazır para varken değil mi? Enişte o paraya dokunamayız. Ne diyor bu yahu? Ya bu para başkasının. Belki bir emeklinin ikramiyesidir. Belki 5-10 fakirin maaşıdır. Belki de bir tahsildar düşürdü bu parayı. Bizim yüzümüzden hapse düşecek herif ya. Ya o tahsildar kim? Çıldıracağım. Ya bize ne? Enişte açıkçası biz bu parayı kullanamayız. Ali, bu bizim son şansımız. Biliyorum kuzucuğum. Ama bir başkasının parasını, hakkını nasıl yiyeceğiz? Kayınço, aklın başında mı? Başımda. Bu para senin. Söyle bakayım, senin değil mi? Benim değil. Şok geçiriyor bu. Ali kendine gel. Vurma enişte. Aklım başımda. Yok ulan sen aklını kaçırdın. Su getir. Yürü. Bu para zengin birinindir. Kaybetse de batmaz. Ama bizim için çok önemli. Anlıyor musun Ali? Biliyorum kuzucuğum. Biliyorum ama... Enişte çıldırdın mı? Sen çıldırdın. Bu para bizim. Tamam mı? Bizim değil enişte. Aklını başına topla Ali. Kendini düşünmüyorsan bizleri düşün. Çoluk çocuğunu düşün. Ali Hızır Aleyhisselam'ın Ali, gönderdiği para tepilmez. Ne olur beni düşün. Bak eniştenle beni düşün. Düşün. Ali benim. Düşün, tutun ya, Ali. Tutun. Paranın sahibini arayacağız. Dürüstlük, insanlık bunu gerektirir. Yarın büyük bir gazeteye gideriz. İlan etsinler. Hanım bir kova daha su getir. Sen Müslüman adamsın enişte. Başkasının parasını yemek günah değil mi? Ulan peygamber misin sen eşşol eşek? Çıldıracağım be! Oynatacağım be! Ateş bastı ulan! Of ulan! Of be!
paraları yazı işleri müdürümüze verirken. Evet, biraz gülümseyin. Beyefendi, para bulunmuş. Bulunmuş mu? Nasıl bulunur? Dünyada böyle adam kaldı mı? Hayret doğrusu. Milliyete bir telefon edin, geleceğimi söyleyin. Parayı kaybeden beyefendi geldi efendim. Buyursunlar. Buyurun efendim. Günaydın, günaydın efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Faik Bey'le müşerref oluyorum değil mi? Faik Bey? Evet efendim, bendeniz Faik Bey. Affedersiniz, sabahtan beri birkaç müracaat oldu. Size de bazı sorular sormak zorundayız. Gayet tabii, hakkınız. Buyurun, sorun. Parayı nerede düşürdünüz? Cüzdanın rengi ne renkti? Parayı sirkecide düşürmüş olmalıyım. Yalnız benimki cüzdan değildi, beyaz uzun bir zarftaydı. Miktarını hatırlıyor musunuz? 1.242.000 lira. Bir bono vardı da... 200 tane 5.000'lik, bele bele 2 deste, 42 tane 1.000'lik. Teşekkür ederim. Para nihayet gerçek sahibini buldu. Yalnız sizden gazetemiz adına ufak bir ricamız olacak. Buyurun beyefendi, emredin. Parayı bulan Ali Bey'le birkaç poz fotoğrafınızı çekmek istiyordum. Ne? Fotoğraf mı? Katiyen! Fotoğraf çektirmekten, fotoğraf görmekten, fotoğraf çekenden nefret ederim. Aman beyefendi, abartıyorsunuz. Parayı bulana bir armağan verirken şöyle küçük bir fotoğraftan ne çıkar? Üf, neler çıkmaz. Kardeşim, ben sana para bırakayım. Sen istediğin kadar bahşiş ver ama benden fotoğraf falan isteme. Sen ya da ben ne fark eder kayınço? Paralar! Dur! Paralar! Kendim için almadım. Senin için aldım. Ver şunları! Enayilik etme! Namus tutarsın! Sana verecektim. Piserim! Açlıktan sürünüyor, 1.000.000 bulmuş Hıyaroğlu. Ver lan şunları! Dur! Ne bırakacağım lan seni ben! Ne bırakacağım lan namus tutarım! Namus tutarım seni! Parayı alıp size harcayacaktım, nankör herif! Enayiline doyma! Bir daha yalvarsan da hiçbir işine karışmayacağım. Sonunda ben kötü kişi oluyorum canım. Bu bey kim Allah aşkına? Bu benim enişten. Benim aşağılı, dolandırıcı, namussuz, hırsız eniştem. Sen de bir tuhaf adamsın be birader. Allah'ını seversen al şu 100.000'i. Al da rahatlayın biraz. 100.000'i alacak olduktan sonra 1.000.000'ı getirmezdim. Bu benim insanlık görevim. Yahu bu zamanda öyle değil mi arkadaşlar? Bu adam nesli tükenmiş bir adam. Çok da duygulandım. Ben bunun altında kalmam Ali Bey. Kalırsam kahrımdan ölürüm. Madem iş arıyorsun, o zaman gel benim yanımda çalış. Bahşiş değil, emeğinin karşılığını alırsın. O başka, çalışırım. Oh be! İnsanlık, görev, mörev! Fıtık ettin bizi! Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Geliyorum. Amma vera! Şöyle mi koysak? Yok. Şöyle koyalım ha? Ya tam şöyle koysak daha iyi değil mi kuzucuk? Bir yatağımız bile olmadı bugüne kadar. Ha, getirin. Tam şu köşeye dayayacaksınız. Tamam, sakın köşeye gelmesin, kırılır şeye, yukarıya. Tamam. Bu kadar büyük bir aynada ilk defa seyrediyorum kendimi. Ben pek yakışmadım kuzucuk. Benim için dünyanın en güzel insanı. Tamam abi, işimiz bitti. Hayırlı olsun. Güle güle. Eyvallah abi. Sağ olun. Eyvallah. Ellerinize sağlık. İyi, perde de uydurmuşsun. Ha. Bir de kızımız olsun mu? Sana benziyor. Deli. Senden çok memnunum. Yahu hiç beklemiyordum, kusura bakma. Çok namuslu geçinenlerde iş yoktur da pek. Doğrusu işe alırken bile kuşkudaydım. Neyse, o palavra namuslulardan değilmişsin. Sen geleli işler düzene girdi. İş hacmi %20 arttı.
Böyle giderse gelecek aydan itibaren kardan prim vereceğim sana. Sağ olun efendim. Seninle açık konuşacağım. Ben bu işe şoförlükten başladım. Kaçakçılık yaptım, her türlü pisliğe bulaştım. Sonra hacca gittim, tövbe ettim. Bundan önce bizim damat bakıyordu senin işe, şimdi hapiste. Ona göre gözünü açacaksın. Biliyorum efendim, merak etme. Hadi bakalım, işler sana emanet. Bakma sen, enişten gururlu insandır. Ne zamanki sana geleceğimi duydu, çok kızdı. Sakın ha dedi, gidip de kimseye rahatsızlık verme dedi. Ben de niyeymiş dedim. Nihayet müdür de olsa benim kardeşimdir dedim. İyi dememiş miyim? İyi demişsin abla. Yakup çok değişti Ali, 5 vakit namaza başladı. Cami yaptırma derneği başkanı olduğu zamanki gibi mi? Yok, iki gözüm önüme aksın. Bu sefer hakiki. Ne istiyormuş peki? Çalıştığı yerde eniştene de bir iş bulsan. Bak bu sefer ben kefilim vallahi. İyi pek. Sen ablamsın. Yakup da ne de olsa eniştem, çocuklar da var. Kötü olmanızı istemem. Beyim aslında tatlı insandır. Tatlı olmasa her seferinde kandırabilir miydi bizi? Neyse, yarın bana bir uğrasın bakalım. Ben kalkayım. Yapılacak bir sürü işim var. Sağ ol Ali. Oturuyorduk yenge. Kabul gününde gelirim. Kabul günü yapmıyorum. Aa, başlamalısın. Konken partileri filan. Müdür karısı olmak kolay değil. Güle güle abla. Sağ ol. Beklerim yenge. Olur olur, görüşürüz. Şişt, ne oldu, ne dedi? Hiç, ne olsun. Kız, söylesene, çatlatma adamı. Hadi sayende, tamam. Deme. Masa kalasında yorum ceketi kolde. Ocağa getir güzellerden. Herif denlendi mi sen? Kira de. Bak Yakup, bu iş çocuklara sigara sattırmaya benzemez. Başımıza dert açmayalım. Yükleme boşaltma işinin başında ben varım Hazım abi. Merak etme, şoförleri de bağladım. Bana sorarsan senin kayınçoya da bir pay verelim. İşi sağlama alırız. Aman Hazım abi, bizim kayınço iyidir de biraz müzeliktir. Sen merak etme, onun ruhu bile duymaz. Malı teslim ettiğine dair kağıt alırsın. Merak etme abi. Al şu seni. Dikkatli ol ha. Nasıl gidiyor enişte? Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Ablan, çocuklar, oturup kalkıp sana dua ediyoruz. Sayende doğru yolu buldum. İnsanın emeğiyle kazandığı paranın tadı başka oluyor değil mi? Olmaz mı? Vicdanım rahat. Sayende huzur içindeyim artık. Kaçak işine dikkat ediyorsun değil mi? Kuş uçurmuyorum, merak etme. Sen huzur içinde uyumana bak. Yürü, yürü lan köpek. Hadi rastgele. Buranın mesul müdürü kim? Benim, ne oldu? Bizimle müdürete geleceksin. Nerede o herif? Yakup nerede? Şurada galiba, yakın! Herif sen nerede? Gel buraya! Ulan Yakup! Ulan mutlaka bunun hesabını soracağım senden! Biraz yukarı kaldır tabelayı, kaldır çenenin altına. Tamam. Ahmet Serttaş, Kaya Yalçın, İbrahim Altınkaya, Zekeriya Eti, Ali Sönmez, Ayhan Karaçay. Acele görüşme yerine gelin. Ayşe!
Nasılsın? İyiyim işte. Sen ne yaptın? Bizi düşünme, iyiyim. Yaşlı bir kadının yanında bir oda buldum. Konuya komşuya dikiş dikiyorum. Kelleleri hazırladın mı? Yakup'tan ne haber? Banker olmuş dediler. Üzülme. Bu da geçer. Bunu ben yıkadım. Bunu o yıkamış. Tertemiz oldu. Tertemiz olmuş. İlk günkü gibi. Nasıl becerdin? Nasıl becerdin? Banker Yakup. Banker Yakup. Banker Yakup. Banker Yakup. Bize gelin. Sermaye piyasasında bir numarayız. Gelin konuşalım. El üskek faiz. Bize güvenin. Bize gelin. Size yasalar çerçevesinde nasıl en yüksek faizi vereceğimizi böyle bir bir anlatalım. Banker Yakup. Şimdi ve daima en üskek faiz bizde. Gelin görüşelim. Banker Yakup sizi çağırır. Hadi. Banker Yakup, Banker Yakup. Banker Yakup, Banker Yakup. Banker Yakup, Banker Yakup. Banker Yakup, Banker Yakup. Sağ ol kardeş. Nasılsın? Bu belayı da atlattık. Ana! Uçtu işte. Yakup olmasın bu da? Uğurdur derler. Ali! Ali! Ah canım kardeşim! Ah! Ah canım! Kocan nerede? Ah! Ah boyu devresin! Herif 3 gündür gene ortada yok. Bildiğim bütün karıların evine baskın yaptım. Füsun, Nazan, Derya, Lale yok, yok, yok. Yeni birini mi buldu ne? Ah, bir elime geçirsen. 3 gündür yazıhaneye de gitmiyormuş. Gazeteciler yoksa paraları alıp kaçtı mı diyorlar. 3 gündür peşimdeler. Hadi geçin, geçin. Zor kaçar domuz. Geçen gün evdeki kasanın anahtarını aşırdım. Topladığı bütün kaçak dövizler o kasada. Belki sen de gazetede okumuşsundur. Yakup'u Nilüfer'le bastım ya, bunu aldım paraya kıyıp. 50.000 lira şuncacık şey. Aklıma koymuşum, vuracağım. Allah kahretsin, tetiği çekerim çekerim patlamaz. Meğer kurşun koymayı unutmuşum. Şimdi dolu mu? Dolu. Bende dursun. Bir kaza filan çıkabilir elinden. Aa, neler oluyor burada? Değerli Türk basını hoş geldiniz. Banker Yakup'u duydunuz mu? Gene hangi orospunun evinde bulunmuş? Otomobilini Boğaz Köprüsü'nün üzerinde bulmuşlar. Sizce intihar etmiş olabilir mi? İntihar mı? Yani kendini mi intihar etmiş? Ay fena oluyorum Yakup! Bırak bırak ben tutayım. Bırakın bana! Abla kendine gel! Yakup. Kendine gel abla! Yakup'um benim! Hacer Hanım, kocanızın arabasını görmek istiyor musunuz? Siz de gelecek tabii. Misiniz? İyi, o zaman görmek istiyorum. Onu göremedim bari, arabasını göreyim. Ah Yakup, Yakup! Şehrin çıkış kapılarını tutun. İntihar süsü verip kaçmaya teşebbüs edebilir bu. Gereken bütün tedbirler alındı efendim. Güzel. Yakup. Banker Yakup'un karısı savcı bey. Başınız sağ olsun. Ya bu herif paraları alıp kaçmış olabilir mi? Araştırıyoruz. Size bir mektup bırakmış. Okusana. Sevgili eşim Hacer'e. Beni affet. Ben mahvolmuş bir adamım. Artık hiç kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı.
Bu yüzden intihara karar verdim. Senden tek dileğim, kayınbiraderim Ali'den, o dünyanın en namuslu, en dürüst, en saf ve en iyi yürekli insanından beni bağışlamasını istemendir. Ona yaptıklarıma rağmen beni affedeceğini, sana ve çocuklarıma bir baba şefkatiyle sahip çıkacağını biliyorum. Namuslu herif, sizlere çocuklara filan veda ediyor işte. Onun yazısı mı bu? Vallahi bu palavraları o namussuzdan başka kimse yazamaz. Aa, gitti! Ayakkabı bu sefer sahiden gitti. Ada sahilinde balıklar tarafı. Balıklar bizim enişteyi yemiş. Ben bu balığı yemem. Niye? Akşamüstü aldım. İyi ya işte. Belki bizim enişteyi yiyen bu balıklardır. Zehirlenirim. Karısı Banker Yakup'un cesedini siyah çorabından teşhis etti. Amma da palavra. Arkasında 70 milyon borç bırakan Banker Yakup bugün toprağa veriliyor. Hadi hayırlısı. Vallahi bana öyle geliyor ki bu herif bir yerden kurtlayıp çıkacak. Öyle deme yani, günah. Bak ne çok seveni var. Yok ya, bunlar sevenler değil, alacaklılar. Başın sağ olsun, yakınınız mıydı? Allah yazdıysa bulsun, namusu herif 300 bin lira mı dolandırdı? Ya bizimki 1,5 milyon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad, Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Hey, neredesin be? Bak böyle şakalardan haz etmem. Hacer, gülüm. Hey, Yakup sen misin? Benim ya. Sen ölmedin mi? Yoksa hortladın mı? Bak, hortlak lafı falan etme, ben korkarım ha. Kasanın anahtarı bende diye, değil mi? Yoksa o orospulardan birini alıp çoktan toz olmuştun sen. Karıcığım, gülüm, sevgilim, o nasıl söz? Tabancam nerede? Hazır kurtuldum derken gene seni çekemem. Otomobilde bana vermiştin ya abla. Çabuk ver bana. Yok canım, sen zahmet etme, ben de vururum onu. Ya siz ne konuşuyorsunuz orada Allah aşkına? Uçak biletlerimiz hazır gülüm. Çocukları şimdilik bizim kayınçoya bırakırız. Ali'cim ben sana İsviçre'den pere yollarım, anlaştık mı? Anlaştık. Hanım hadi. Ya şunu cebine sok Allah'a sen be. Niye? Canım kazara şeytan doldurur, patlar matlar. Ben böyle şakaları hiç sevmem ha. Şaka değil genişte. Hazır resmen de ölmüş durumdasın. Sen kime yutturuyorsun? Ben seni bilmem mi? Sen peygamber gibi herifsin be. Ne dersin abla? Cenazesi bile kalktı. Bilmem ki. Fena da olmaz. Ama ben kan göremem ki. Gözünü kapa. Arkanı dön. Yahu bırakın şu tatsız şakaları, uçağa kaçıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de bu şakayı uzattınız ha. Eyvah! Kan! Bakın, gördünüz mü? Bu eşek şakası ya! Kayınço delirdin mi oğlum? Bak, tam nereden vurdun? Hadi indir şu silahı, sana da 3-5 milyon bırakırım, hadi! Ya çıkarın beni buradan! Ödüm kopar böyle çukurlarda! Ben korkudan ölürüm vallahi ya! Hey Hacer! Hacer! Hacer'in bak! Ya yapmayın. Ya siz eğlenecek başka adam bulamadınız mı? Hacer! Hacer yavrum, 70 milyonu da benle beraber mi gömeceksin ha? 70 milyon mu? Evdeki kasanın anahtarı bende. Bırak numarayı. Orada topu 4 milyon var.
Halbuki sırdaş hesapta 70 milyon var. Senin çocukların istikbalini gömüyorsun. E hadi göm. Gömsene lütfen. Bu iş uzadı abla. Öldürelim gitsin. Hayır yapma. Beni öldürmeden onu öldüremezsin. Kocamı kanımın son damlasına kadar koruyacağım. Kendim için değil Ali. Çocuklarımın istikbali için. Çabuk ol. Kan kaybından ölmeden hastaneye yetiştir beni. Ulan ömrümce hep sırtımda taşıdım senin gibileri. Yahu kayınço, sizin gibi beygirler olmasa bizim halimiz nice olur?